Günün ve haftanın sıcak gelişmeleriyle beraber başlayalım ki o sıcak gelişmenin ana gündem maddesi de Beşiktaş Sercan Dikmen. İlk haberi veren de sendin. Ee, hafta boyunca da konuşuldu. Valerian İsmail Beşiktaş'ın yeni teknik kardeşim. direktörü. Tebrik ediyorum. E, ben tebrik haberi. etmiyorum. Atladığın zaman hatırlatacağım. Çünkü ben Sercan'ın <laughs> haber atladığını düşünmüyorum. Ya yani benim için zaten kariyer zirvesi de Talisça Sercan kavgası mesela evet, müthiş evet. bir haberdi. Evet, her yani. her defasında da söylüyorsun abi bu arada onu. Bu abi, çok haber, önemli Mehmet, haber. Canım, bu haber kaça girer? İlk 3'e girer mi Sercan Dikmer'e, Valerian İsmail'e? Hayır hoca hiç çıkmadı abi. Çünkü ben 3-4 gün önce diyordum. diyordum her 10 dakikada bir Twitter search'te ve Google search'te arama yaptım. Valerian İsmail Beşiktaş Valerian İsmail. tek kelime haber yoktu Valerian ile ilgili. Ben bunu söylerim. Tamam. Mehmet abi bilmiyorum. Doğru da tartışma haberinin yankısı daha büyük de hocam abi. Ya şöyle Sen bir bunu şey, Sercan, mi koyuyorsun? E, yani koyulur seni, <laughs> yani. seni, ateş atmak değil. Taliska, Caner Erkin haberin iyi olması Beşiktaş'ın zirve yaptığı dönemde öyle haber çıkmaz. Genelde biliyorsun. Takımlar çok iyi gittiği zaman hep ve tırnak içinde biraz işin goy goy yapılır. Sen orada takımdaki evet. sorunu çok güzel yakaladın ve o takım dikkat et dağıldı farkındaysan. Abi onu demeseydin olarak. hani sanki <laughs> haberde. <ya bro>. senin <laughs> haberinle hani benimle beraber. Benimle zaten kötü gidiyordu bu arada. E, ligde sıkıntılı bir süreç vardı öyledir. Ama İsmail, valen İsmail için de tebrik ediyorum. Ben yaş olarak futbolcunu hatırlıyorum. Sizler genç meslektaşlarımsınız. Muhtemelen futbolcunu hatırlamazsınız. Türk e, genç nesil için sürpriz bir isim aslında. Hı hı. Ya Bayan Münih'i gördüğü için ben futbolcunu hatırlıyorum. Verder Bremen'de de oynamıştım. Stoper'de. Biraz sakatlık problemleri. Bu son Karagümrük'e gelen oyuncuyu da andırıyordu. Futbolu bırakmak zorunda kaldı. Benat yani. Benat o profil ya. bir oyuncuydu kariyer olarak bakarsak. Ee, i̇lginç bir tercih. Büyük bir Türkiye takım, senden öğrendi. Bayern, Bayern sağ ol abi. <laughs> Daha Geçti, övülme kısmı, kısmı varsa tamam. Yani. İki buçuk dakika yana yana övdük tamam. Yani 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 abi, e, bayan gibi üst düzey bir takımda futbol oynadığı için o en azından önemli. büyük bir takımın refleksini, büyük takımdaki başarının kıstasının ne demek olduğunu bilen bir teknik adam. Sen onu da anlatmaya çalıştım bir Nevi abi. E, Beşiktaş sezon başında bir sportif direktörlük makamı kurdu. Sportif direktörlük makamına da Sayın Başkan Ahmet Durşebi bir profesyonelleşmeye gitti ve ceyhun kazancıyı getirdi. Ceyhun Kazancı'nın da bir sportif direktörün de teknik direktör kararında etkin rol oynaması kadar normal bir durumda yok. Tabii ki. O yüzden ben Ahmet Nurçebi'nin bu kararını da çok kıymetli karşılıyorum. Ve zor verilecek bir karar. Çünkü camia içerisinde pek tabii ki Şenol Hoca baskısı da vardı. Bunu söyleyerek de Yabancı hoca konusunda da çok adı bilinen isimlerde Farkeleri konuşuyorduk. Aynen. Nuno Espirito Santo'yu konuşuyordum ben. Ama çok maliyetli o isimlerdi onlar Sercan. Ben sana bilgi ol, vermeye evet. çalıştım. Yani. Evet. Daniel Farke bir buçuk yıl 100 milyon TL'yi duyunca Beşiktaş şey yönetim Pinheiro ile anlaştı. Evet. Yani Farke'yi kolay getiremezsin e, rakam olarak. Yine Sezon sonu muhtemelen konuşacağız. Roger Schmidt, Selim. Hem Fenerbahçe hem Galatasaray Mayıs'a kadar kimseyle Ama o, görüşmeyeceğim. O, o ismi jardim. de buraya yani. öyle 1 milyon euro, 1,5 milyon euro olmaz. 2-3 gün öncesinde bir de Jardim olmuş, konuşulmuş. O da senin dediğin pahalı statüsüne giriyor. E, doğru. Abi, benim anlamadığım nokta şu. Beşiktaş'ta gelecek sezon itibariyle Avrupa Kupası'na gideremeyecek. Ve yayın gelirlerinin ne olacağı belli değil. Ve Beşiktaş'ta ekonomik olarak artık bu yılki gibi olmayacak. Yani Beşiktaş'ın aradığı profil... 1 ila 1,5 milyon euro seviyesinde bir ücret kazanacak olan teknik direktör. Bu Jardim olmaz, Farke olmuyor, Nuno Espirito Santo olmuyor veya ismini bizim bilmediğimiz teknik direktörler olmuyor. Ben e, Valerian İsmail tercihinin mevcut şartlarda doğru olduğunu düşünüyorum. Ve e, Beşiktaş-Hatay maçından 3-4 gün önce ben Valerian İsmail ismini öğrendim. Bu 3-4 gün içerisinde babama bile söylemiyorum ama İsmi de araştırmaya çalışıyorum Erdem Bitik. Sorduğum 10 kişi örnek veriyorum. 10 kişinin 7'si 8'i Valerian İsmail ile ilgili olumlu bir referans verdi. Ve ortak nokta şu. Gittiği takımlarda West Bromwich'te de, Barsley'de de, e, Lanslis'te de hep genç oyuncularla oynama mecburiyeti içerisinde olan ve elindeki kadro hep maksimumu hedefleyen bir teknik direktör. Ve bir ideoloji, bir fikir ortaya koyuyor. Bir sistem ortaya koyuyor. Tekrar ediyorum ya tutar tutmaz. Bunu ben zaten bilebilecek bir futbol yetisine sahip değilim. Bunu kararı verecek olanlar daha iyi bilir. Ama Beşiktaş bir sistem, bir fikir ortaya koyduğunda yani İsmail isminin doğru olduğunu düşünüyorum ben. Büyük ihtimal artık bu gece olursa yetiştirilirse bir resmi açıklama olur. Olmazsa bir yarın. Ya şöyle bir durum da var. Bu tip genç teknik adamların kendi ekipleri de çok derin oluyor. İşte yayın öncesi seninle beraber de konuşuyorduk. West Bromwich Albion'da da çalışırken kendi özel bir spor bilimcisi var. İşte video analiz uzmanı var. Bahsettiğin rakamlar siz şimdi Daniel Farke'ye bir teklif sunuyorsunuz ama Farke'nin aldığı para da bir de ekibi de var. Yani onun ekibi için de ciddi bir meblağ ayırmak durumunda kalıyorsunuz. Erdem ben 100 milyon TL'yi sadece Farke için demedim. Ekibi için de ciddi bir maliyet var. Bu işler böyle. Evet. Ee, ya Torrent ismini duymadık biz. Fatih Hoca'dan daha maliyetli bakarsak. Evet. Yani Fatih Hoca'nın yıllığı 21 milyon TL'ydi. Torrent'in 1,5 yıllık maliyeti 2,5 milyon euro yaşıyor. Ya kolay değil bu isimleri öyle bir anda e, bulup getirmek. Ben biraz sesi düştüğüm zaman şöyle e, düşünüyorum daha doğrusu Sercan. Şenol Güneş'in olduğu yerde Ceyhun Kazancı ya da Şenol Güneş'in olduğu yerde bir sport direktör. Nasıl ki Mustafa Denizli'nin, Fatih Terim'in yanında olmuyorsa Şenol Hoca için de geçerli. O yüzden de yetki Ceyhun Kazancı'daysa spor direktörün bu tarz bir yabancı teknik adam tercih etmesi kadar... Normal, Normal bir şey mi? yok. Ben destekliyorum. Ee, yani Tudor modeli diyebiliriz buna. Tudoru andırıyor zaten. Biri söyledi helal sana. Sen gerçekten harika bir adamsın. <laughs> biri dedi çünkü çok güvendiğim biri. <laughs> Sakin ol. Sağ <laughs> kenarındaki duruşu, tavrı da Tudor gibiymiş Mehmet abi. Şimdi ben Tudor seviyorum. <laughs> Nisan daha konu farklı yerlere gidecek. Neyse sen, sen bir şey kanalı buldun. Hayır şu anda. gerçekten doğru söylüyorsun. Ben hani hep bir futbolcu çıkar. Benim hep hani ilk sorduğum soru bilmediğim bir futbolcu. Türkiye Ligi'nden bir örnek. Kime benziyor derim. <laughs> ben de Valerian İsmail'le araştırmaya başladığımda hani bana bir betimlerken kim olabilir diye sordum birine. O Tudor tarzı yaklaşımda. Slaven Biliş tarzı. Enerjik, açıklamaları hep böyle coşkulu. E, Camii bir içe, birlik içerisinde tutabilecek. Gol sevinçleriyle. Bunlar belki çok sonucu etkileyecek bir durum değil ama ambiyansı. Ten uyumu var ya ten uyumu evet. abi. Ten uyumunu Etkileyecek bir durum. Bir de defansif oyuncular hoca olduktan sonra ben onlarda daha çok üçlü savunma oynatmaya yatkın olduklarını düşünüyorum. Evet. Tudor da Galatasaray kariyerini üçlü savunmayla başladı. Hatta Galatasaray evet. kariyeri o yüzden de bitti. Üçlü savunma oynadığı maçlarda Fenerbahçe'ye inemişti Selim. Beraberdik o. 0-0 evet. biten derbi. Belhanda'nın kırmızısı. Yine İsmail'in de üçlü savunma tercih ettiği konuşuluyor. 3 -4 -3. Bakalım. 3-4-3. Trabzon şimdi şimdiden söyleyelim ki sonra demesinler... Ee başka yorumlar yapmasınlar. Ben Trabzonspor maçına Valerian İsmail'in üçlü savunmayla çıkacağını düşünüyorum. Milli aradan sonraki ilk maç. Şimdiden takımın başında, takımın başında zaten çıkacak. Ne zaman geliyor o zaman Sercan? Bugün, yarın gelir başlıyor. Yarınna yetiştirmeye çalışıyorlar. Çok büyük ihtimal yarın akşam gelir. Sarkarsa öbür öbür gün gelir i̇lk yani. Maçtan böyle bir radikal çünkü... değişikliğe gitmeyebilir ya ben mantalitesini... Ama Sercan, Önder, o, Önder Hoca olsun. dönemindeki en sıkıntılı maçlardan biri de hatırlarsın Antalya Spor maçıydı. O maçta Beşiktaş üçlü oynadı. E, Luis Adriano bayağı gol kaçırdı. Beşiktaş'ın içerideki penaltı tartışmaları oldu. Önder Karay'ı evet. denedi diye biliyorum üçlü evet, savunmayı. yani, evet. Bence çok dönem. bence çok devre riski. arası riskli. kamp döneminde sana yaptığımız bağlantılarda sen tamam. hep söylüyordun Sercan. Üzerinde duruyor Önder ya ben şu, benim kafa Aynen. soru işareti şu. Üçlü oynarsa Beşiktaş, Liberos'u kim olur yani en arkada göbekte? Şimdi örnek veriyorum. Ben Galatasaray'da gördüm. Denayer olur orada çabuk oyuncu evet. sağını solunu kapatıyordu Serdar Hoca'nın şey Mike'ı. mi? Montero üçlünün soluğu. Yani Montero. Montero'dur. Montero sol ayaklı tamam sol kenar. Sağda Wellington orta, Vida sağda veya Vida ortada Wellington. Vida, vida ortada sol olmaz. Değil mi? Ayak olarak. İkisini de kullanıyor abi. Yani mecburiyetten. Vida ortada çok yavaş kalır. Abi ona uygun şimdi eldeki malzemeyle bu kadar yapacak. Önce bir gelsin, önce yani bir geldi yani de İsmail şimdi de. kim oynatacak? <laughs> Dörtlünün solundaki Rıdvan, sağındaki Roziye, ortasındaki Joseph olmak zorunda. Yeni sezonda Jetson Fernandez. Hakilli <laughs> <Ya, gildim> bana. <laughs> Jetson Fernandez. Yanına normalde 3-4-3 yine ben kendi bilgim olarak değil sorduğum için söylüyorum. Dörtlü de futbol insanlarına sorduğum için söylüyorum. Benim fikrim olmadığını söyleyeyim. Dörtlü de e, ortadaki ikiliden biri Joseph tarzı defansif bir oyuncu olabilir ama yanındaki çift yönlü oynayacak bir ortası olmak zorunda. Yani orada bilmiyorum piyaniç mi olur, pasör, yani bir, Can mı olur, Emirhan mı olur? Onlar değişir. Sağında Roziye, işte hucum attı inanılmaz. Aslında Valerian İsmail'in hücum hattındaki en önemli oyuncusu, yeni dönemde bilmiyorum fikri değişir, hı hı. baskı uygular Larin olabilir. Evet. Sercan, şeyi soracağım sana. Bilmiyorum hafta içerisinde haberi yapıldı mı, ben okumadım ya da karşılaşmadığım için söylüyorum. Valerian İsmail geldiği zaman Önder Hoca kalmaya devam edecek mi? Ben Alt alayım. grupta ya da altyapıda. Yapıldı. Çünkü Süper Lig'den bazı takımların Önder Hoca'yla da dirsek temasın ...halinde olduğunu da biliyoruz. Sezon sonuna kadar Beşiktaş'ta Önder Hoca. Bu hani yanlış anlaşılmasın. Sezon sonu bir yere mi gidecek gibi bir anlaşılmasın. Sezon Şimdilik sonuna kadar sezon Beşiktaş'ta. Sonuna teknik kadar. eğitim içerisinde olacak. Ama bugün sordum. Ee, Önder Hoca'nın İngilizcesi pek iyi değil. Sezon başında İngilizce... E, ...kurslarına başlamış. Kurs almaya başlamış. Zaten kendisini hep geliştirmeye açık bir teknik direktör. Çok iyi İngilizce bilmeden çok dirsek temasında çalışılabilecek bir ortam mıdır? Ben sadece 2015'te hatırlıyorum. Sloven'in ekibinde olan Eren Hoca vardı mesela yerli. İngilizcesi iyi seviyedeydi. İngilizce çok iyi bilmeden ne kadar teknik heyetin içerisinde olması e, uzun süreli olur bilmiyorum. Ama diyor sanki sezon sonuna kadar Önder Hoca ne olacak? İdare ekibin, teknik heyetin içerisinde olacak abi. Direkt Ama sorayım. gelecek sezonun itibaren olacak mi? her şey Sercan, açık. Mesela Trabzon maçında kulübede olacak mı Önder Hoca? Abi o henüz işte onun kararı verilmedi. Çünkü 3 yabancısı geliyor. 3 yabancı olmaz, yardımcı yani. ekibiyle geliyor. E üç yabancısının ikisi tek Onu kulübede olacak. Onu hatırlatalım. Ben Fatih Hoca döneminden biliyorum. Örnek verelim. Levent Şahin, Hasan Şaş, Ümit Daval'a varken evet. genelde iç sahada Hasan Şaş tribüne çıkıyordu. Deplasmanlarda Hasan Şaş iki yardımcısını alabilirsin. Kulübeye evet. bütün yardımcılar olmaz. Onun bir statü hatırlatalım izleyicilere. Evet o yüzden iki yabancısı olacak. Önder Hoca olmaz. ben bilmediğim için şu an karar verilmiştir. Ben bilmiyorumdur. E ee, kulübede olacak olmayacak diyemem ama antrenmanlarda olacak. Çünkü bir de kıymetli bu arada. Şöyle kıymetli. Takımı tanıyor, biliyor. O, o nedenle teknik heyetin içerisinde olması normal ama İngilizce konusu biraz benim kafamı karıştırdı. Hı -hı. Çünkü maçlarda ben izliyordum. Çok İngilizce uzun süreli konuşan biri değildi. Bir şey diyeceksin. 1 artı 1 yıllık kontrat. Dün sosyal medyada çok fazla bilgi karmaşası oldu. 8 maç kaldı. Bu evet. bir sezon mu? Yani bir artı bir opsiyon mu? Bir yıl 3 ay artı bir yıl opsiyon. Yani 8 maç bitiyor, çalışıyor. Bu bir sezon bitiyor. dahil değil kalan bölüm. O evet. Bir yıl üç süre. ay artı bir yıl şu demek oluyor. O artı bir opsiyon Beşiktaş kulübünün elinde. 8 maç bitti. Ön sonraki sezon bitti. Beşiktaş diyor ki tamam devam edelim etmeyelim. Kararını Hı -hı. öyle veriyor. Atladığım nokta var mı diye düşünüyorum. Bilgi vermediğimiz nokta. Yok. Yok, yine döneceğiz zaten tamam. konuşacağız.